Jean-Pierre Décollage. NASA'ya ait New Horizons, Yeni Ufuklar, bir uzay aracının şimdiye kadar karşılaştığı en uzak uzay nesnesi olan Ultima Thule'nin 28 bin kilometre uzaklıktan fotoğraflarını çekti. Nadiren oluşan tam ay tutulması ise dünyanın birçok yerindeki uzay tutkunlarına unutamayacakları anlar yaşattı. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Bir gecede bu kadar çok şey öğrenmek ve bunun etkilerini görmek çok ilginç, çok güzel. Tutulma sırasında dünyanın parıltısı Ay'a yansıdı. SpaceX, gelecekte astronotlarla yapılacak uçuşlar için veri toplamak amacıyla insansız Dragon 2 aracını Mart ayında uzaya fırlattı. Araç, robot kola ihtiyaç duymadan Uluslararası Uzay İstasyonu'na kendi kendine kenetlenmeyi başardı. SpaceX, Şubat ayında ise İbranice başlangıç anlamına gelen Bereshit adlı ay aracını taşıyan roketi uzaya gönderdi. İsrail'den bir sivil toplum kuruluşuyla ortaklık yapan SpaceX'in bu projesi, aracın Nisan ayında ay yüzeyine çarpmasıyla son buldu. Amerikan Savunma Bakanlığı ise Haziran'da gelecekte ulusal güvenlikle ilgili misyonlarda kullanımını tescillemek için SpaceX'in Falcon Heavy roketini kullandı. Bu geri dönüştürülmüş bir roketle yapılan ilk askeri uçuştu. Her iki yan roket hassas inişleri başarıyla gerçekleştirirken yeni ana roket aynı başarıyı sağlayamadı. Şili'de ise gökyüzü Temmuz ayındaki tam güneş tutulmasıyla karardı. Güneş tutulmaları yaklaşık her 18 ayda bir gerçekleşiyor. Çin'de özel uzay firması Link Space, Ağustos ayında 3. başarılı roket fırlatışı ve inişini gerçekleştirdi. Mühendisler aracı Nisan ayında test etmişti. Dorian kasırgası Eylül ayında Bahama adalarını vurdu. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilen görüntüler, Dorian'ın şimdiye kadarki en güçlü kasırgalardan biri olduğunu gösterdi. Area 51 baskını ise Facebook'ta bir şaka olarak başladı. Uzaylıların varlığıyla ilgili komplo teorilerine meraklı olanların uzun yıllardır ilgisini çeken araştırma tesisi, Nevada eyaletinde yüksek güvenlikli askeri bir üste bulunuyor. Milyonlarca insanın Area 51 ya da 51. bölge olarak bilinen üste baskın düzenlemeyi planlaması üzerine hava kuvvetleri "Sakın aklınızdan bile geçirmeyin" şeklinde bir uyarı yayınladı. Polisler son derece kibar. Bir olay çıkmayacağından emin olmak için buradalar. Ama çok eğlenceliydi. Herkes çok iyi vakit geçirdi. Yaklaşık 200 kişi çölde parti yapıp eğlenmiş oldu. Christina Koch ve Jessica Meir uzayda tarih yazdı. Koch ve Meir, Ekim'de sadece kadınlardan oluşan ekibin ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi. İki kadın astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun enerji ağını tamir etti. İlk kez uzay yürüyüşü yapan Meir, böylelikle uzay yürüyüşüne çıkan 15. kadın astronot oldu. Ay yüzeyinde yürüyen ilk kadın olmak, aklı hayale getirilemeyecek kadar büyük bir onur. Ay'a ayak basan ilk kadın olmak tüm hayatım boyunca en büyük hayalim oldu. Ama şimdilik en azından ay üzerinde yürüyecek ilk kadının kim olacağını bileceğim gerçeğiyle yetiniyorum. NASA, Merkür'ün Güneş'in önünden geçtiğini görüntüleyen bu videoları çekti. Transit adı verilen bu olay, yüzyılda sadece 13 kez gerçekleşiyor. Bir sonrakinin 2032'den önce olma olasılığı ise son derece düşük. Hindistan Uzay Dairesi ise Temmuz'da Ay'a gönderdiği araçla iletişimi Eylül ayında kaybetti. Araçla iletişimin kesildiği ana tanık oldum. Yüzlerinizdeki hayal kırıklığını gördüm. Elde ettiğiniz başarı küçük değil. Ülke sizlerle gurur duyuyor. Bu zorlu çalışmadan çok şey öğrendik. NASA, aracın ay yüzeyine çarptığını ancak Aralık ayında doğrulayabildi. Son olaraksa SpaceX, genetiği değiştirilmiş fareleri Noel'den hemen önce Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdi. Fareler, insan bedeninin nasıl yaşlandığına ilişkin araştırmalara katkı sağlayacak. Mehmet Sümer, Amerika'nın Sesi, Washington.